Haftanın ilk gününden hepinize günaydın sevgili seyirciler. Bugünkü stüdyo konuğumuz uzman klinik psikolog Tuğba Kaplanhan. Kendisi çok başarılı, çok bilgili, çok da güzel bir konuk haftaya başladığım için ben çok mutlu hissediyorum bugün kendimi. Ve acaba mutluluk kadar hayal kırıklığını, üzüntümüzü de kabullenip hakkını vererek yaşayabiliyor muyuz? Duygularımızı kontrol edebiliyor muyuz? Bugün bunları konuşacağız biz kendisiyle. 0212 625 64 64'den bizleri arayarak sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve bu pazartesi sabahını bizimle birlikte geçiren herkese de sevgilerimi yolluyorum burada. Çok güzel gözüküyorsun Tuğba. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Böyle haftaya bomba gibi başlamanın enerjisi. Tabii sizlerin güzelliği de burada böyle haftayı daha da güzelleştirecek şimdi. Çok teşekkür ederiz efendim biz de. Evet, duygular acaba kontrol edebiliyor muyuz duygularımızı bilmiyorum. Bazen mutluluk, huzur evet çok tercih ettiğimiz, çok yaşamak istediğimiz duygular evet ama bununla birlikte acaba öfkemizi, üzüntümüzü de yaşayabiliyor muyuz? Ya da onları biraz göz ardı mı ediyoruz? Bunlar ne gibi sorunlara yol açar? Hepsini senden öğrenmek istiyorum. Evet bugün. Çok teşekkür ediyorum. Bu şeyde duygular biz insanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli şey değil mi? Duygularımız. Duygularımızla hareket ediyoruz aslında. Şeyde dışarıda çok duyuyoruz. Ben aklımla hareket ediyorum. Ben işte duygularımla hareket ediyorum. Aslında birbirinden çok böyle uzak ve çok bağımsız değil bu duygular. İyi ya da kötü. Kötü de demek istemiyorum aslında. Mesela korku duygusu, kaygı duygusu. İyi ki var korku, kaygı duygumuz. Aşk gibi, tutku gibi pozitif duygular da iyi ki hayatımızda ama negatif duygular, yani adı negatif ama kendisi negatif olduğunu düşünmüyorum. Çünkü korku olmasaydı değil mi? Tehlikeleri algılayamazdık, kaçamazdık. Kesinlikle evet. Ya da suçluluk olmasaydı mesela, hani his olarak suçluluk hissi böyle biraz yıpratıcı bir his gibi. Ama suçluluk olmasaydı ahlaki değerler sistemimiz olmazdı. Kesinlikle. Ya da mesela iğrenme duygusu, böyle bir hoşa gitmeyen bir duygu aslında. Ama iğrenme duygusu olduğu için aslında biz insanlarda işte zehirli şeylerden uzak duruyoruz. İğrendiğimiz şeyleri, küflenmiş şeyleri yemiyoruz ve hayatta kalıyoruz. Bizim negatif duygular dediğimiz şeyler de aslında hani iyi ki var. Ama ilk başta ifade ettiğiniz gibi ben şimdi burada şen kahkahalar atsam herkes Tuğba'm da ne kadar mutlu, Ceren Hanım da ne kadar mutlu. Birbirlerini görmüşler böyle eski dostlar keyifli sabah programı yapıyorlar der ama insanların hissettiği kötü duygular göstermesi bu kadar kolay değil. Öfke duygusu, nefret duygusu, kıskançlık duygusu. Hele ki günümüzde. Kesinlikle. Sosyal medyada herkesin çok mutlu, çok güzel ve çok sosyal rahat yaşantıları varmış gibi. Hiç kimse sinirlenmiyormuş, öfkelenmiyormuş, üzüntü, kaygı, korku duymuyormuş gibi izlenimleri algılıyoruz aslında fotoğraflardan, değil paylaşımlardan. Mi? Belki biz de öyle fotoğraflar koyduğumuzda insanlarda öyle bir algı oluşuyor ama neticede hepimiz insanız değil mi yani? Ve hep şöyle düşünürüm. İçimizde yaşadığımızı aslında kimse bilemez ve yine aynı şeye geliyorum aslında. Ya da biz bunları ne kadar yaşayabiliyoruz hakkını vererek. Evet. Biz bizim toplumumuzda şey sözü vardır ya Ceren. Burama kadar geldi ama artık çok doldum. İşte o buraya kadar gelme, o negatif duyguları yaşayamadığımız, onları yok saydığımız için. Şeyde en küçük bir örnek verecek olursak, işte bir şeye çok keyfimiz kaçıyor, canımız sıkılıyor. Belki de biz onu yanlış bilişsel çarpıtmalarla ya da işte gerçekçi olmayan algılamayla üzülmüş oluyoruz. Ama o üzüntüyü, o kötü duyguyu ifade etmediğimiz için daha sonrasında işte böyle cool durayım, soğuk durayım, bunu ifade etmeyeyim. Evet. İşte hani bu gibi böyle maskelerle ben ona şey diyorum, böyle şövalye maskesi diyorum. Hani herkesin içine fırtınalar kopuyor ama bir yandan da şey devam ediyor. İşte yok güçlü duracağım, iyi duracağım, dik duracağım. Oysa ki o böyle eksik yanlarımızı kabullensek, bazen üzgün olabileceğimizi, bazen birine öfke duyabileceğimizi kabullensek hayat aslında bizler için de o kötü duygumuzun muhatabı olan özne için de aslında daha kolay olacak. Çünkü kesinlikle. Aslında hepsi bizi biz yapan duygular diyebiliriz. İnsana dair duygular, senin de başta anlattığın gibi. Evet. Ve şuna da çok katılıyorum ben. Bir şeyi göz ardı ettiğimizde evet onu kendi içimizde biriktiriyoruz ve biriktirdikçe belki
daha çok dolduruyoruz ve o patlama noktasına geliyoruz. Ama karşımızdakine sakinken öfkemiz daha çok azken ifade edebilirsek aslında, değil mi, içimizden geçenleri? Evet. Belki ileriki durumlarında önüne geçmiş olacağız. Çok güzel değindiniz. Ben öfkeyi anlatmanın birkaç yolunu böyle belki küçük örneklerle anlatabiliriz izleyenlerimize. Öfke bizi çok böyle içten çok yıpratan bir duygu aslında. Öfke için en az 5 saat ertelemenizi öneriyorum. Eğer sizi öfkelendiren bir durum, bir süreç, bir kişi varsa bunu yok saymamanız gerekiyor. Ama bunu hemen böyle saldırır gibi, sen böyle yaptın, sen şöyle yaptın gibi saldırarak o kötü duyguyu da ifade edersek çözümden uzaklaşırız. O nedenle en az 5, en fazla 24 saat erteleyerek bu duygun konuşulmasının uygun olduğunu düşünüyorum. İfade ederken de ben öfkeli hissettim, ben kızgın hissettim, ben kıskanmış hissediyorum kendimi X olayından dolayı. Hani sadece duyguyu söylemek de yeterli. Karşıdakinin hiç haberi bile olmayabilir. Ne yaptın da öfkelendin? Ne oldu da kıskandın? O negatif duyguyu, o negatif duyguyu hissetmemize neden olan olayla birlikte açıklarsak eğer, karşımızdaki de özne, öfkemizi uyandıran özne de ne olduğunu anlamış olur en azından. Ve böylelikle çözüm bulmak bizim için daha kolay olur. Ama anında söylemememiz gerekiyor o halde. Biraz sakinleşmemizde fayda var sanıyorum. Evet, yoksa şeyden uzaklaşıyoruz, çözümden uzaklaşıyoruz. Saldırmaya başlıyoruz ve farkında olmadan bir savaşın içinde olmuş oluyoruz. Zaten bu kadar şiddetli bir duygu hissediyorsak karşımızdaki özneyi çok önemsiyoruzdur, seviyoruzdur. Evet. Ve böyle hani çok önemsediğimiz birisiyle de savaşma ilişkisi yaşamak istemeyiz. Kesinlikle. Ama bunu mesela 3-4 gün ertelediğimiz durumda Tuğba, içimizde biriktirdiğimizde ve sonrasında bunu ifade ettiğimizde belki karşımızdaki için de çok anlamlı olmayabilir, değil mi? Yani evet, zaten hani bu zamana kadar susmuşsun, demek ki senin için çok da önemli değilmiş gibi bir algı mı oluşuyor acaba? O yüzden mi olaylar biraz karışabiliyor? Yani bir tartışırken bizim çok büyük hatamız bu. Sen bana nişanlıyken de zaten böyle yapmıştın. Sen zaten biz buraya ilk taşındığımız zaman da böyle demiştin. Bu böyle hani çok fazla erteliyor olmak kendimizi iyi anlatmamızın önüne geçer. Bir de tam Türkçesi yanlış hafıza, false memory dediğimiz bir şey var. Eğer çok fazla ertelersek beynimiz farkında olmadan o anıyı daha farklı kurgulayarak anlatıyor. Yani ona çarpıtma demeyelim de pembe yalan da değil. İnsan öyle inanıyor. Hafızamız değiştiriyor o anıyı. Ve yanlış anlatmış oluyor. O yüzden ufak eklemeler yapılıyor. boşluk doldurmalar yapılıyor. Sen zaten öyle demiştin, böyle demiştin. Bazen aile terapilerinde, klinikte yaşıyoruz. 8 yıllık evliler, 5 yıllık evliler insanlar geliyor. O zamana kadar hiç konuşulmamış. Nişanlık döneminde de zaten senin annen böyle demişti falan. Hatırlamıyor diye zaten olayı. O kırgınlık hissi kar topu gibi, söylenmeyen kırgınlık, söylenmeyen negatif duygu kar topu gibi büyüyerek ilerlemiş oluyor. Evet. Ve aslında o nişanlık dönemindeki cool duruşunda anlamı yok. Öfkeleniyorsan, kırılıyorsan, bir şey alınıyorsan bunu en uygun diliyle söylemek en doğrusu. Aslında sağlam ilişkiler de bu negatif çatışmaları en başarılı şekilde çözerek ortaya çıkmış oluyor. Belki de aslında tam da onu söyleyecektim. Bazen böyle zaman geçirdikçe, birlikte vakit geçirdikçe şunu söylüyoruz ya, sen böyle değildin, değiştin. Aslında belki değişmedi, hep öyleydi ama kendini bastırıyordu, değil mi, yaşadığımız olaylar karşısında? Evet. Özellikle böyle duygusal ilişkilerde ilk zamanlar ilişkinin böyle muhteşem göründüğü, diğerinin daha uzun boylu, daha geniş omuzlu, daha güçlü algılandığı falan bir dönemde diğeriyle ilgili bütün negatif şeyleri kapatıyoruz zaten. Erkeklerde kadınları daha güzel, daha seksi, daha çekici, daha yanlışsız gördüğü evre ilk dönem. Bütün hataları beyin ikna ediyor. İyi görmeyi ikna ediyor. O dönemde olan bütün her şeyin üstü kapatılıyor.
daha sonra ama böyle daha büyük bir hayal kırıklığıyla, sen hep böyleydin, beni hep yordunlarla karşımızdakiyle böyle bir çatışma ilişkisine dönmüş oluyor. Yüzleşmiş oluyoruz belki de. Evet. Bahsettiğimiz duygularla. Evet. İş yerlerinde de böyle aslında. Hı-hı. Bir yere ilk başladığımız zaman böyle daha heyecanlı planlar, programlar ama ardından şey geliyor. Zaten o da böyle oldu. İşin de şurası kötü. Ben bunu şey diyorum, ait olma diyorum. Bir yere ait olduğumuz Hı-hı. zaman şikayet etmeye başlıyoruz. Belki de değil mi? Aidiyet duygumuz geliştiğinde yorumlar katmaya da daha kolay başlayabiliyoruz evet, aslında. Evet. Böyle o ele geçirdiğimiz, Hı-hı. anladığımız anda değiştirmeye başlıyoruz çünkü. Şunu da değiştireyim. Burada biraz daha iyi olsun. Ama burada aslında bir kendi iç huzursuzluğumuz Hı-hı. var hep bir yerde, değil mi? Kendimizle ilgili olan İyi ya da kötü, bütün o diğer duygularla barıştığımızda diğerini kurcalama, değiştirme, daha çok beni sevsin, hı hı. daha çok beni arasın, daha çok çıkalım, biraz iş yerinde eğiler daha da artıyor böyle olsun. Sanıyorum değil mi hayatımızda? Beklentilerimiz artıyor hı. bu da olsa. Peki sana şunu soralım. Evet, biz mutsuzluğu da yaşamalıyız ama sanıyorum bunun da bir ölçüsü var değil mi? Yani evet, mesela kayıplar yaşayabiliyoruz sevdiklerimizin. Ölümlerinden sonra acılar duyabiliyoruz. Hani çok daha ciddi kayıplar da yaşayabiliyoruz ama sanıyorum bunun o dozunu mu ayarlamak çok önemli aslında. Evet, yaşamalıyız ama kimi zaman da diyoruz ya sen zaten hep mutsuzsun. Mesela etrafımızda böyle de insanlar vardır. İnsanlar. Evet, kronik mutsuzdur onlar. Evet. Sanıyorum aslında duygularımızı yeteri kadar yaşamalıyız ama abartmamalı. Kaydıyla. Bir tane bilimsel araştırma var. Belki bu sorunun üzerine o bilimsel araştırmadan hmm. bahsetmekte fayda var. Şimdi psikoloji biliminde hep şeyle uğraşılmış. Çok taze bir bilim yani 100 yıllık, 150 yıllık bir bilim. Daha öncesinde felsefenin alt alanıydı. İlk psikoloji araştırmaları şöyle devam etmiş oluyor. İnsanlar niye halüsinasyon görüyor? İnsanlar niye kaygılı? İnsanlar işte niye depresif? İlk psikoloji araştırmaları bunlar üzerineydi. Ama şu anda mutlular niye mutlu diye araştırıyoruz. Bununla ilgili bir araştırma var. 1930 yılında Katolik Kilisesi'nde rahibelerle yapılan bir çalışma bu. Ve çalışmada 12-13 yaşında kiliseye gelen bütün kız çocuklarına bir defter veriliyor. Günlük veriliyor. Hani bütün genç kızlar tutar ya öyle bir defter. Ve şöyle deniliyor rahibelere. Sizin eğitiminiz boyunca, hayatınız boyunca bu defterleri doldurmanızı, bütün duygularınızı yazmanızı istiyoruz. Ama siz ölene kadar bunlar okunmayacak. O yüzden içinizden gelen her şeyi yazabilirsiniz diye söyleniyor. Rahibeler 12 yaşından beri o defteri yazmaya başlıyor. Şimdi iki grup rahibeden bahsedeceğim. Birinci grup şöyle. İşte kilisede bugün kötü yemek çıktı, lanet olsun zaten çok hastayım, kesin hastalığım iyileşmeyecek. Bu kötü yemek çıktı çünkü güneyden bir aşçı geldi. Yeni gelen aşçı asla iyi yemek yapmayı öğrenmeyecek. Ben bu lezzetlere alışamayacağım, burada çürüyüp gideceğim. Birinci grup rahibeler bunları yazıyor. Biraz karamsarlık dolu bir günlük. Evet, böyle sürekli şey, öyle kötü, mutsuz, sürekli ve şikayetçi. İkinci grup rahibeler şöyle yazıyorlar. Güneyden gelen yeni aşçı henüz kuzeyin yemeklerini bilmiyor ama eminim yakında çok daha iyi yemekler yapmayı öğrenecek. Ben hafta sonu işte mola saatimde yeni gelen aşçıyla bahçede biraz gezeyim ve ona güney lezzetlerinden bahsedeyim. Eminim kısa süre içerisinde güney yemeklerini öğrenir. Neyse ben de işte başka kültürlerin yemeğini öğrenmiş oluyorum böylece. Biraz da zayıflarım ne olacak filan diye yazıyor. İşte kilisede hafta sonu çıkma yasağı geliyor mesela. Hı hı. Birinci grup şey diyor. Ben çok bu hafta sonu da burada geçireceğiz. Sanki bir hayatımız varmış gibi kahretsin. İkinci grupta şey diyor. Bitirmeyi istediğim kitaplar vardı. Biraz kötü bugün işte içeride kalmak ama neyse o kitabı okurum ben de gibi yazıyor günlüğüne. Ve araştırmam yıllarca devam ediyor. Neredeyse 90 yıl devam ediyor. Ve araştırmanın en önemli verisi şu. 60 yaşından önce ölenler birinci grup rahibeler. Yani sürekli mutsuzluk, sürekli şikayet, sürekli kötü duyguları ifade etmek de insan ömrünü ortalama olarak 15 yıl kısaltıyor. Bu çok da ciddi bir... İnanılmaz bir verim bu. Hani ben şimdi 32 yaşındayım şeyi düşünüyorum. Yani 15 yıl ömrüm olacağını bildiğim bir formül var elimde. Ve hani muhteşem bir şey. Evet, kötü duygular var. Bunları yaşamalıyız. Ama kötü duygulara bu kadar esir olmak, kötü duyguların elinde kendimizi bırakıyor olmak çok
Yıpratıcı. Kesinlikle. Hayatı zorlaştırıyoruz aslında. Anlattığın verilerle de aslında baktığımızda biraz bakış açımızla biz kendi hayatımızı değiştirebiliriz. Evet, yani bunu belki konuşmak çok kolay, uygulamak zor. İzleyenler öyle diyor olabilir bana şu anda ama gerçekten bunlar bilimsel veriler ve hep şunu da konuşuyoruz. Burada farklı branşlardan doktorlarımızı ağırlıyoruz ve çok ciddi hastalıkların ana temel sebebini sorduğumuzda kesinlikle stres ve mutsuzluk. Değil mi? Yani şeker, bütün kronik hastalıklar strese dayalı, böyle gerginliğe bağlı hastalıklar, birçok kronik hastalık. O nedenle kolay bir şey değil tabii ama hani kendimizle ilgili mutlu edici verileri daha çok yakalıyor olmamız gerekir. 99 depremini mesela hepimiz yaşadık orada. Birçok insanın kayıpları oldu. Dayısı, halası, arabası, evi. Birçok insan bir sürü şey kaybetti. Hani ilk başta bahsetmiştiniz ya, hepimiz bir şeyler kaybediyoruz, kötü günler yaşıyoruz bazen. Kısaca belki bahsetmek gerekir. O depremde prefabrikler verilmişti insanlara. Prefabriklerin önünde iki tane plastik sandalye verildi insanlara ve şey soruldu. Gözlem yapıldı tabii psikologlar tarafından. Bazı insanlar o iki sandalyeyi oturmasalar bile böyle düzgün çevirip koymuş oldu. Bazı insanlar da hiç o sandalyeleri dokunmadı. Şimdi devam eden böyle yaklaşık 3-4 yıl devam eden araştırmalarda o sandalyeleri çevirip düzgün koyan insanların travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ya da ilişkili diğer psikiyatrik bozukluklar yaşamadıkları kaydediliyor. Burada şu aslında, yani kötü şeyler yaşıyoruz. Bu çok normal. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz düzen bile böyle. İşte Ankara, kesinlikle, İstanbul, İzmir. Şimdi şuradan çıksak ve bir bomba patlasa hani biraz stres olacağız, kaygılanacağız filan. Sonra ertesi gün işimize tekrar dönüp gideceğiz. Normal günlük rutinimize döneceğiz. Evet, kaygı ve o kötü olaylar hayatımızın her yerinde. Ama o depremde sandalyesini düzeltip koyan insanlar gibi biraz belki şey yapmamız gerekiyor. Şu an burada oturmak istemiyorum, keyfim yok, işte şunu kaybettim, evimi, işimi, yakınımı kaybettim. Ama belki bir gün birisi buraya oturur, belki bir gün ben de otururum ama şimdi içimden buraya oturmak gelmiyor. Kötü hissediyor olmuş olsak bile kendimizi, geleceğe yönelik ufak bir motivasyon bile bizi hayata bağlayabilir. Evet, kesinlikle. Biraz duygu yönetimi bizim elimizde mi, bunu düzenleyebilir miyiz diye de soracağım ama çok kısacık bir ara vermemiz gerekiyor şimdi. Evet sevgili seyirciler, bugünkü stüdyo konuğumuz uzman klinik psikolog Tuğba Kaplan'ın. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bekliyoruz efendim. Altı dalda ödül adayı 12 film. Yıl boyunca D-Smart'ta. Ödüllü filmlerle dolu D-Smart sinema keyfi ve sınırsız fiber internet şimdi ayda sadece 69 lira. Ayrıca ilk ay tüm kanallar hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, büyüleyici filmleri ve dünyanın takip ettiği dizileri HD kalitesiyle izleyin. D-Smart her televizyona şart. ...96.4 Cem Radyo. Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Bu program yüksek oranda gerçeklik içerir. Şaşırmayın. Size doğruları söylemeyenlere kanmayın. Gerçekleri duymaya cesaretiniz varsa bir yere ayrılmayın. İşte gerçekler. Serdar Akinan ve Adnan Bulut'la Şimdi Gerçekler her pazartesi 19.30'da Cem TV'de. Dostun gül cemali, cennet irbana, ne çare ayrılık zamanı yer.
geldi, zamanı geldi. Mehmet Ekici ile Türkülerin Diline bu hafta Anadolu'nun kültürel belleğinin ve zenginliğinin ifadesi olan aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden Aşık Feda'yı... Ben çekemem bu dünyayı, uyma beni bir başıma. Ve halk müziğinin sevilen seslerinden Bedri Alkan konuk oluyor. Dünyayı har eylediler, toprağını elediler. Mehmet Ekici ile Türkülerin Dili Salı 21.30'da Cem TV'de. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya. Daha çok vakit var. Maalesef. Çok geç. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org Evet, çok kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk bölümümüzü kaçıran seyircilerimiz için hatırlatalım. Uzman klinik psikolog Tuğba Kaplan Hanım bizimle birlikte. Acaba duygularımızı kontrol edebiliyor muyuz? Biz bunu konuşuyoruz kendisiyle. Kaygılarımızı, endişelerimizi nasıl yaşamalıyız? Duygu yönetimini nasıl gerçekleştirmeliyiz? Hepsinin cevabını kendisinden alıyoruz. 0212 625 64 64'ten bizleri arayarak bu konulara dair merak ettiğiniz sorularınız varsa sizler de sohbetimize eşlik edebilirsiniz bu güzel bayanla diyelim efendim. Çok teşekkür. Evet Tuba, bunları konuştuk biz biraz. Bu olumsuz duyguları yaşamamız gerektiğinden bahsettik. Mutluluğun yaşam ömrünü uzattığını ve kalitesini arttırdığından bahsettik. Ve bunlar bilimsel olarak da kanıtlanmış dedin. Bu da çok önemli bir veri aslında. Evet. Ama peki biz biraz bu yönetimi başaramıyorsak neler yapabiliriz? Bir uzmandan destek almalı mıyız? Bunların terapileri var mıdır? Tabii bu hem öğrenilmiş yaşantılı. İnsan sonuçta biyolojik, psikososyal ve biyolojik, evet, evet, sosyal, evet ve psikolojik. Bu üçü bir arada insan oldu ve bu üçünü birden yönetmek çok zor gerçekten. Çünkü bir genetik mirasımız var, öğrenilmiş yaşantılar var, içinde bulunduğumuz psikolojik süreç var. Üçünün birlikte ele alınıyor olması gerekir. Tabii ki biz bu ekran başında bahsettiğimiz kadar işte 5 saat erteleyin, sabah sinirleri sensörden sonra ertelenin diyoruz ama bu ekran başında izleyenler için o kadar kolay olmayabilir tabii ki. Yapılacak birkaç tane duygu yönetimiyle ilgili eğitimler alabilirler. Duygu yönetimiyle ilgili terapi sistemleri var. Bilişsel davranışçı terapiler dediğimiz terapiler var ve bilişsel davranışçı terapiler hissettiğimiz duyguları ele alır. Bu duyguları bizim zihinsel sürecimiz nasıl yoğuruyor onları inceler. Çünkü bir duyguyu yaşadığımız zaman örneğin öfke hissettik. O öfke bize düşünce olarak bizde ne uyandırıyor? Örneğin yetersizlik hissettik. Duygu olarak yetersizlik hissediyoruz. Düşünce olarak şu geliyor zihnimize. Zaten daha önceki işimde de yetersizdim. Okulda da zaten şöyle bir sorun olmuştu ve yetersiz olmuştum. Evet, hemen geçmişe dönüyoruz değil mi? O kıyaslama süreci başlıyor içimizde. Evet, işte biz ona bilişler diyoruz, düşünceler. Bir duyguyu yaşadığımız zaman onunla ilgili geçmiş yaşantılarımızdaki birçok farklı düşünce gelmiş oluyor. Bilişsel davranışçı terapi bu duyguları ele alıyor. Bilişsel sistemimizde bu duyguları gerçekçi mi yoğuruyoruz yoksa böyle yanlış mı algılıyoruz onları ele geçiriyor. Ve insanların bu duyguları yaşama biçimlerine müdahale etmesini öğretiyor bilişsel davranışçı terapi. Ne oluyor bu duyguların? En kritik nokta bu aslında. Bunu öğrenmiş oluyoruz bu terapide. Evet. Hani şey değil. Mesela öfkelendim ama öfkem geçsin. Aman işte kıskandım, kıskançlığım geçsin. Böyle deyince geçmiyor tabii. Bu duyguların bizim bilinç sistemimizde nasıl ele alındığını yakalıyor olmamız ve onların davranışımıza olan etkisini sistematik olarak değiştirmemiz gerekiyor.
tek başımıza her zaman kolay olmayabilir. Denemekte fayda var. Ama tabii bu şey kitapları var ya, işte 3 adımda 5 adım. Şunu yapın ve harika mutlu olun. İşte elinizi böyle tutarsanız harika olur. Kalkın zıplayın ve şöyle olsun. Hayat bu kadar basit değil. Şimdi benim meslekteki 11. yılım doldu geçtiğimiz aylarda ve sabahtan akşama kadar onlarca insanın gerçekten ne kadar kötü şeyler yaşamış olduğunu dinliyorum. Evet. Ve hayat o kadar pembe değil. Hı hı. Ama pembe olmayan yanlarını da cebimize alıp bunları en iyi şekilde, en az zararla nasıl ele alabiliriz? Bunları öğrenmek gerekiyor. Bilişsel davranış terapi bunlar için en uygun yollardan birisi. EMDR terapisi dediğimiz bir terapi sistemi var. Geçmiş yaşantılarımızı ve geçmiş yaşantıların bizde oluşturduğu duyguları yeniden ele almamızı sağlıyor. Bunlar kullanılabilir. Evet, aslında şöyle düşünüyorum. Biz normalde de mesela seninle sohbet ederken ben hep bir olayda görmediğim tarafı görmüş oluyorum. Ve dedin ya biraz önce, bu bizim algılamamızla da ilgili bazen diye. Evet, bazen biz kendi içimizde çözmeye çalışırken olayları belki biraz eksik, belki biraz tarafı da değerlendirebiliriz. Ve bir uzmanla aslında bunları ele aldığımızda o görünmeyen tarafı gördüğümüzde kesinlikle daha başarılı sonuçlar alacağımıza eminim ben. Evet, bir de diğerinin baktığı açıdan bakıyor olmakta fayda var. Şimdi bu izin alınmış bir danışanımdan izin aldığım bir vaka bu. Boşanmış genç bir bey ve hani hakikaten ayrılık süreci, boşanma süreci herkes için kötü ve üzücü. Evet, kesinlikle. İşten geldiği bir gün eşini Florian'a bir koltuğun üzerinde görüyor ve tabii çok işte karamsar ve kötü hissediyor. Bu duygusu. Terapide bunun bilişsel olarak onda ne hissettirdiği, ne düşündürdüğünü ele aldığımızda şu cevabı verdi. Çok üzüldüm ve çok karamsar hissettim. Düşünce olarak da şu geldi. Ben bir kadını idare edemedim. Asla iyi giden bir ilişkim olmayacak. Şimdi düşündüğüm zaman genç yetişkin bir beyefendi. Önünde işte, daha çok uzun yıllar var. Evet, uzun yıllar var. Hı-hı. Hani evet, kötü bir boşanma süreci yaşadı. Eski eşini Florian'da gördüğü zaman karamsar ve üzgün hissetti. Hemen düşünceler ister istemez sokuluyor beynine. Ben asla iyi giden bir ilişki yaşayamayacağım. Bir kadını idare edemedim. Evet. Terapide ilerleyen seansların sonunda kendine şu soruları sormayı öğrendim. İlişkide benim hatalarım neydi? Onları önce çözümledi. Hı-hı. Sonra da acaba eşim benim ona verebileceğimden daha fazla şey mi bekliyordu? Onu tatmin etmem her seferinde daha mı zorlaşıyordu? Hı-hı. Bir ilişkinin kötü gitmiş olması bundan sonraki ilişkilerin kötü gideceğinin garantisi mi? Değil. Evet, daha önce iyi giden, özel ilişki olmasına da gerek yok. Daha önce iyi giden ilişki kurma becerisine dair verileri çıkarttık. Bu onun yanlış kurguladığı, geçmişten de getirdiği o bilişsel çarpıtmalara neden olan olayları ele alarak yaşadığı negatif sürece pozitif bakmasına yardımcı oluyoruz seanslarda da, ama ilk başta tabii o kadar kolay değil. Çünkü her birimiz, biz sektörün içinde duayen olan psikologlar, psikiyatristler de duyguların, negatif duyguların hislerini çok yoğun yaşayabiliyoruz. Ama gerçekçi sorular bizi kurtarabilir. Bunlar da her zaman tek başımıza soramıyoruz. Sorsak bile belki cevaplayamıyoruz tek başımıza aslında. Evet. Ben birkaç tane böyle hap soru, belki ekran başındaki insanlara böyle yardımcı olabilir bir soru. Şu an içinde bulunduğunuz durum çok kötü olabilir. Gerçekten şu an içinde bulunduğunuz süreç sizi çok kötü hissettiriyor olabilir. Bu içinde bulunduğunuz durumdan en az zararla nasıl çıkabileceğinize odaklanmanız gerekiyor. İşte bu olay kötü değil, aslında çok güzel falan demeye de gerek yok. Kötü ama en az zararla nasıl çıkabiliriz? Ve oradan aldığımız deneyim aslında bizim için çok önemli, değil mi? Evet, kötü olaylar yaşayabiliriz ama o deneyimlerimizle aslında bundan sonraki süreçte karşılaştığımızda farkındalığımız var. Biz bunu bir kere yaşadık ve nerede ne tepkiler verebileceğimizi artık biliyoruz. Evet. Biraz daha güçlü hissedebiliriz aslında sonraki süreç için. Diğer bir terapötik soru da belki şu olabilir. Geçmişte işte bu X olayına benzer bir olay yaşadınız mı? Yaşadım. O olayda
sizi daha güçlü kılan kişilik özellikleriniz nelerdi? O olaydan daha az yara alarak çıkmanızı sağlayan şeyler nelerdi? Belki o güçlü yanlarını keşfetmesi için kişiye ışık sağlayabilir bu gibi sorular. Evet. Tabii birden kolay değil. Hepimiz böyle o kötü duygunun o kadar esiri olmuş oluyoruz ki bu sorular aklımıza bile gelmiyor çoğu zaman ama belki bir uzman aracılığıyla, belki hakikaten bu süreç bizi kronik depresif hale getirmeden önce bir uzmandan destek almak en iyi çözüm olabilir. Kesinlikle, ben de bunu söylüyorum. Yani biz beden sağlığımızı tehdit eden bir durumla karşılaştığımızda birkaç gün en fazla erteleyip muhakkak bir doktora başvurabiliyoruz ama ruhsal olarak kendimizi kötü hissettiğimizde bunu hep erteleyebiliyoruz. Aylarca, belki yıllarca erteleyebiliyoruz ama aslında insan sağlığı bir bütün kesinlikle ve bir noktadan sonra eğer çözemeyeceğimizi düşünüyorsak ya da değil mi, bir uzmandan destek almamız çok iyi olacaktır. Kesinlikle. Ben deyimleri, Türkçeyi çok seviyorum. Yani Türkçenin çok özel bir dili olduğunu düşünüyorum. Deyimlerimiz çok güzel bizim. Şuramda bir şey düğümlendi. Şu mideme bir şey oturdu. Hani değil mi, mideye bir şey oturmuyor. Burada bir şey düğümlenmiyor ama bizim ruhsal sağlığımızı ya da içinde bulunduğumuz ruhsal durumu ifade eden deyimler aslında fiziksel sağlığımızla ilintili. İşte burnumun direği sızladı deriz mesela. Sızlar da gerçekten bir şey. Bu deyimler bizim fiziksel şeyler ama nasıl duygu anlatıyor değil mi? Buram buram duygu anlatıyor aslında. Hani burnumun direği sızladı. Yani çok yoğun hissettiğim bir duygu ve fiziksel bir şey. Mesela çok öfkelendiğimizde onu böyle birden söyleyemiyoruz ya da içimizde biriktiriyoruz ya, o böyle işte burada düğümleniyor. Hakikaten düğüm hissediyoruz, burada bir şey hissediyoruz. Ya da işte mideme bir şey oturdu. Hani o ağırlığı içimizde hissediyoruz. Ruhsal sağlığımız bir bütün olarak fiziksel bütünlüğümüzü de etkiliyor. Nasıl işte burnumuz akmaya başlayıp grip olduğumuzda doktora gidiyorsak, uykularımız kaçtığında, kendimizi iyi hissetmediğimizde, kendimizle ilgili negatif düşüncelerin esiri olduğumuzda da bir uzmandan destek almak kesinlikle en iyi çözüm olacaktır. Kesinlikle, bize çok daha iyi hissettirecektir. Hissettiğimiz duyguları aslında biraz objektif görmemizi de sağlayacak da diyelim. Evet, bir de son yıllarda çok karşılaştığımız durumlar kaygılarımız, endişelerimiz. Evet, değil mi? Aslında kaygı duymak güzel bir şey. Programın en başında da senin söylediğin gibi kaygılarımız ve korkularımız sayesinde biraz daha kendimizi, belki sevdiklerimizi koruyabiliyoruz. Ama kimi durumlarda bu kaygıları da sanıyorum biraz abartıyoruz ve kaygı bozukluğu diye de bir durum var. Önce aslında kaygı bozukluğu nedir, bunu öğrenelim senden ve biraz da sonra açmak istiyorum bu kaygıları. Kaygı bizim aslında çok büyük bir küme gibi düşünmek lazım kaygıyı. İçinde obsesif kompulsif bozukluk, panik atak bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, birçok alt kümesi var o büyük kaygı kümesinin içerisinde. Büyük bir oranı genetik faktörlerin etkisi altında aslında. Eyvah, güzel miras. Evet, böyle bir genetik mirasımız bizim kaygıyı ele almamızı çok ciddi bir şekilde etkiliyor işte. Babamız, teyzemiz, dayımız, uzak akrabamız, muhakkak birilerinden gelen bir kaygı yaşama durumu söz konusu oluyor. Bu tabii bizi çok ele geçiyor çünkü hayatımızın her yerinde. Öğrencilik hayatımız boyunca bir sürü sınava giriyoruz, çıkıyoruz. Hayatımızın önemli dönüm noktalarında çok ciddi kaygılanmış oluyoruz. Kaygı bozukluğu medikal olarak tedavi desteği alınabilir kaygı bozukluğunda. Ve az önce bahsettiğimiz bilişsel davranışçı terapi özellikle kaygı bozukluğunda çok ciddi yol kat etmemizi sağlar insanlarda. Tabii sosyal kaygı bozukluğunda mesela onda da sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz bir terapi sistemi var. Kişiler kliniğe geldiği zaman işte ekrana çıkmaktan korkuyorum, sunum yapmaktan korkuyorum, patronuma işte hesap vermekten korkuyorum, tedirgin oluyorum, ellerim titremeye başlıyor, terlemeye başlıyorum, kekelemeye başlıyorum semptomlarıyla geliyorlar. Bu semptomlar bize geldiği zaman bizim yapacağımız şey şu: en zor olandan, yapmakta en çok zorlandığı şeylerin listesini çıkartıyoruz. İşte birinci sırada
CEO'ya hesap vermek. İkinci sırada işte yöneticiyle konuşmak. En sona doğru işte müşteriyle konuşmak falan kalıyor. En alttan başlayarak teker teker yapamadığı, onu kaygılandıran şeyleri ele alıyoruz. Ve teker teker sistematik olarak duyarsızlaşmasına yardımcı olmuş oluyoruz. Bu buzdağının görünen ve davranışı ele alan kısmı. Bir de onun daha analitik kısmı var, daha içsel, daha derinliği olan kısmı var. Kaygımızı neden olan daha içsel süreç. O da terapinin çok uzun uzun sürmesi, aktarım, karşı aktarım gibi bir takım böyle daha derin analitik tedaviler var. Psikanalistler tarafından ele alınarak yapılıyor onlar da tabii. Aslında çok başarılı insanlar değil mi? Sürekli bu kaygı ve endişeyle belki başarılarını gösteremiyor olabilirler. Belki yapmayacakları çok basit hatalar yapıyor olabilirler. Evet. Aslında bu biraz insan hayatını çok zorlaştıran bir durum bence, sosyal kaygı bozukluğu zaten. Yani çok başarılı olup kaygılı olduğu için parmak kaldıramayan çocuklar değil mi mesela? Evet, doğru. Ya da iş yerinde çok hakikaten çok başarılı, çok donanımlı, en iyi analizleri o yapıyor. Ama CEO'ya sunum yapamadığı için bu daha geri planda kalmış oluyor. Başarılı insanlarda şey özelliği de vardır Ceren değil mi? Mükemmelliyetçi, en iyisini yapayım. İşte en iyi programı ben çıkartayım. Oysa ki çok güzel program yapıyorsun. Ama daha iyi program yapayım, en iyi ben olayım. İşte hakikaten daha iyi olabilirim. Motivasyonunda olduğu için mükemmeliyetçi karakterler daha iyisini yapmaya uğraşırken daha az bilgili olanlar, işte az bilgi yüksek özgüvenle daha öne geçebiliyorlar. Doğru, kesinlikle hayatta da aslında bununla çok karşılaşıyoruz. Sosyal kaygı bozukluğu doğuştan mı gelişir? Doğuştan olan bir durum mudur? Yoksa zaman içinde biraz belki yetiştirilmeli tarzıyla da biraz ilgili mi? Evet, acaba? Yani hepsinden biraz aslında. Genetik faktörler var kaygıda. Ama işte genetik faktörler yoksa bile işte ilkokulda, ortaokulda işte tahtaya çıktığınız bir an arkadaşlarınızdan biri ya da birkaçı sizinle ilgili işte bir şey yaptıysa, güldüyse, yaptığınız bir yanlışa çok büyük tepkiler verildiyse orada da şey olmuş oluyor tabii. Sosyal kaygı böyle bir travmatik bir anıyla artmış olabiliyor kesinlikle. Bizim kültürümüzde de şey vardır ya, işte kızların sesi çok çıkmaz, erkekler ağlamaz. Böyle sürekli bir duyguya bastırmak. Değil mi? Yani tabu oluşturuluyor aslında insanlar büyürken. Evet, böyle şey gibi. Ya bağırsın, kızlar da bağırabilir, kızlar da kahkaha atabilir. Hatta değil mi, kadınlar gülmez, kadınlar sokakta gülmez. Gülsün. Şen kahkahalar atsın kadınlar. Değil mi? Dünyayı güzelleştirir bir kadın kahkahası. Kesinlikle. Ama biz kültürel olarak böyle hep iyi duygulara bastırmayı öğrenerek büyüdüğümüz için işte kahkaha atmayın, dışarı çıkmayın, çok mutlu olmayın. Hani hep bu mottolarla, bu deyimlerle, atasözleriyle büyüdüğümüz için ister istemez durduruyoruz o sesimizin çıkıyor olmasını. Aslında yine en başta konuyu da çok dağıtmak istemiyorum ama en başta konuştuğumuz gibi bu şekilde büyüdüğümüz için belki de kendimizi çok net ifade edemiyoruz zaten ilişkilerimizde, belki işimizde. Her yerde önemli kendimizi ifade etmek. Evet. Çiftler geliyor mesela aile terapisine geldikleri zaman bizim ülkemizde şey mitleri var. Kadın cinsellik istemez. Erkek sürekli cinselliği hazır halde bekler. İşte kadın üzgün olamaz. Kadın sürekli mutlu kapıyı açacak. İşte erkek sürekli güçlü olmak zorunda. Bunlar süper yanlış mitler. Erkekler sürekli güçlü olmak zorunda değil. Bence bu çok yorucu bir şey erkekler için. Kesinlikle. Kadınların da sürekli sessiz olması, o da çok yani uygun olmayan bir şey. Beklenemez aslında bunlar bir insanda. Evet, yani insanlar evlilik terapisi için geliyorlar. Ama kadın eşine arzusunu, tutkusunu, onu arzuladığını söyleyemiyor. Hani o kadar çok bastırıyoruz ki biz duygularımızı. Evlendikten sonra bile
neyi istediğimizi, neyi istemediğimizi paylaşamıyoruz. Evet. Bunlar çok kritik süreçler gerçekten ama evlilik demişken evlenme kaygısı, bunu sormak istiyorum. Ay evet, değil mi? Gündemin en yoğun şeyi evlilik kaygısı, çok büyük bir kaygı aslında. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırma var Ceren'cim. Dünya Sağlık Örgütü şöyle söylüyor. İnsanları mutlu eden en önemli 3 yaşam olayı. Bir, iş kurmak. Evlenmek, çocuk sahibi olmak. Şimdi düşününce dünyada evrensel olarak insanları mutlu eden 3 şey. İş kurunca mutlu oluyoruz. İşte çocuk sahibi olunca mutlu oluyoruz. Evlenince mutlu oluyoruz. Ama aynı araştırmada sizi en çok kaygılandıran 3 şey. Bir, evlenmek, çocuk yapmak, iş kurmak. Hani ilk 3'te sıra değişmiyor hakikaten. Yani ilk 3 aynı. Bizi hem çok mutlu ediyor hem de çok kaygılandırıyor. En çok kaygılandıran 3 şey. Evet, değil mi? Ya evlenmek hakikaten yaşam değişmiş oluyor bir yandan. Şimdi genç yetişkin grubundayız biz. Kendi hayatımız var, çalışıyoruz. İşte her şey yolunda, bir düzenimiz var. Ama böyle bir evlilik söz konusu olduğu zaman, değil mi? Aile işte şey, aile iki aile olmuş olacak. İşte yaşamı birleştirmek söz konusu olacak. Hakikaten stres verici bir şey. Evet, biraz sorumluluklar artacak belki. Kesinlikle sorumluluklar artacak. İşte düzen değişmiş olacak, yaşam düzeni değişmiş olacak. Bir de bundan 50 yıl önce, 70 yıl önce insanlar 20 yaşında, işte 25 yaşında evleniyorlardı. Ama şu an o yaş aralığı 29-35 arasına gelmiş oldu. Ve yine benzer araştırmada Dünya Sağlık Örgütü en sağlıklı evliliklerin 29-37 arasında olduğunu söylüyor. Hani, belki biraz daha kendimizi bulduğumuz yaşlar olduğu için mi acaba? Evet, şey değil, daha gençken muhtemelen çok gözümüz kara olmuş oluyor. Mesela lisede, üniversitede, işte lisede iyi basket oynayan çocuklar popüler. Üniversitede gitar çalan çocuklar daha popüler. İşte ama daha sonrasında o böyle tek bir özelliğe aşık olma süreci değişmiş oluyor. Birçok şey bekliyoruz. Kendimizi tanımış oluyoruz. Neyi sevip neyi sevmediğimizle ilgili daha çok bilgimiz olmuş oluyor. Ve kararlarımız daha gerçekçi. Gözü önünde o aşkın süper kapatıcı süperde olmadan daha rasyonel, biraz aşk, biraz mantık, daha rahat karar veriyoruz sanıyorum o yaş aralığında. Büyük, çok cesur kararlar vermiyoruz. Evet, şeydi zaten, hani benim abim ekonomi doçenti, onun söylediği bir örnek var. Ben 17 yaşında üniversiteyi kazandığımda Hacettepe'ye başladığım yıl, abim de Hacettepe'de doktora öğrencisiydi. Tabii ben 17 yaşında çok heyecanlıyım, çok istediğim bölümü kazanmışım, psikolojiyi. Abim gelip şey demişti öğle yemeğinden birinde. Ben böyle heyecanla ona öğrendiklerimi anlatıyorum. Bugün şunu öğrendik, şöyle oldu filan. Çok o böyle ekonomi doktorası yapıyor ama hakikaten felsefeyle de çok ilgilenen bir adamdır. Şey demişti bana, şimdi 17 yaşındasın, 1. sınıftasın, her şeyi biliyormuşsun gibi gelecek, sakin ol. Hani bu yaşlarda böyle oluyor ama sen sadece öğrenmeye odaklan demişti. Hakikaten o yaşlarda hem mesleki olarak hem böyle aşk olarak bütün duyguları çok yoğun yaşıyoruz ve o yoğun duygular gerçekçi olmaktan bazen biraz uzak olabiliyor. Bizi o süreçten uzaklaştırabiliyor. Evet. Peki bu kaygılarla karşılaştığımız zaman neler yapabiliriz? Evet. Evlilik aşamasında. Yani evlenmeden önce hakikaten öncelikle kendimizi tanıma sürecimizin büyük oranda tamamlanmış olması gerekiyor. Hani bu bitecek bir süreç değil. Ama kendimizi tanıma sürecinin büyük oranda tamamlanması gerekiyor. Hayatla ilgili beklentimizin netleşmesi gerekiyor. Ve ben şunu söylüyorum. Evlenmeden önce en az 3 mevsimi birlikte yaşıyor olmak gerekir. 3 mevsim birlikte yaşıyor olmak gerekir ve en az bir kez büyük kavga etmiş olmak gerekiyor. Şimdi psikolog olarak bunu söyleyince insanlar şey diyor, Tuba ne diyorsunuz, sizin işiniz insanları mutlu etmek, niye kavga ettiriyorsunuz? Yok diyorum, en az bir kere kavga etmekte fayda var. Şiddetli bir kavga. Evet, bu yüzden güzel bir kavga etmek iyidir. Çünkü gerçek bir kavga, evlenmeden önce yapılmış, gerçekleşmiş, gerçek bir tartışma, hani kavga derken tabii ki öyle bir şiddet değil ama büyük bir problemin olmuş olması evlenmeden önce karşılaşacağınız, karşınızdaki kişinin ve sizin o problemi nasıl çözeceğinizle ilgili ilişki içerisinde karşılıklı
bir problemi nasıl ele aldığınızla ilgili size ciddi bir bilgi vermiş olacak. Kesinlikle bu aslında en önemli basamak bence de. Evet. Şimdi bazen çiftler geliyor, şey diyorlar, biz hiç tartışmıyoruz. Ne demek hiç tartışmıyoruz? Hani hiç tartışmıyor olmak çok büyük bir patoloji. Hani biraz tartışıyor olmak ve o tartışmanın çözümünü birlikte buluyor olmakta fayda evet. var. Özellikle yeni başlayan bir ilişkide tartışmak diğerini anlamamızı kolaylaştıracak bir şey. Kesinlikle. Aklıma hemen bir şey geldi. Ben de bir şey anlatmak istiyorum. Bir arkadaşım birlikteliğinde böyle 8-9 ay oldu ve evet hiç tartışmadığını, hani en ufak bir kavganın bile olmadığını, hani belki çok ufak tefek yanlış anlaşılmalar olduğunu sadece söylemişti ve ilk büyük kavgada da ayrıldık diye anlatmıştı zaten. Değil mi? O yüzden sen de böyle söyleyince aklıma hemen o geldi. Evet, değil mi? Böyle hani insanlar hiç tartışmadığı zaman bilmiyorlar çünkü. Aynen. Ben buna şey diyorum, duygusal bağışıklık sistemi, ruhsal bağışıklık sistemi. Hani çocukları böyle suada alıştırmak lazım, işte sokağa da alıştırmak lazım. Biraz böyle mikropla tanışması gerekiyor çocuğun bağışıklık sisteminin güçlenmesi evet. için. Ben ilişkilerde de aslında bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki böyle şiddet ya da işte duygusal ya da fiziksel şiddet olmadan tartışmanın oluyor olması bizim duygusal, ruhsal bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bir psikiyatrist arkadaşım var, çok tatlıdır Ozan Kiki, buradan da onu almış olalım. Ozan'ın bir sözü var, klinikte hakikaten hiç acı çekmemiş birini gördüğüm zaman şey diyor, hani olası krizlerle baş etme sisteminiz gelişmemiş diyorum bazen diye değil bahsetmişti mi? Bir vakasından. Hakikaten öyle yani, o sorunlarla baş etme sistemimizin de gelişmesi gerekiyor bir yerde. Kesinlikle, biraz önce konuştuğumuz gibi öyle durumlarda ne tepki vereceğimizi de aslında öğrenip deneyimlememiz gerekiyor. Evet, süremizin de böyle yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama yaz da geliyor, tekrar sınav sistemi sürekli değişiyor. TEOG var, üniversite var ve sürekli değişen bir eğitim sistemi var, sınav sisteminden de ziyade. Biraz da aslında onlar için sormak istiyorum. Bu süreçte bu sınav kaygısıyla nasıl baş edebiliriz ve en önemlisi anne ve baba olarak onlara nasıl destek olabiliriz çocuklara? Ya, ben gerçekten kıyamıyorum çocuklara. Çünkü şu an hepsi bir koşu içindeler. İşte TEOG sınavı, LYS sınavı, ismi değişiyor, ÖSS, ÖYS, yok birinci basamak, ikinci basamak. Çok stresli bir şey. Yani hani ele aldıkları birçok konuda da çok zorlanıyorlar zaten. Hani şu konuyu çalışayım, bu konuyu çalışayım. Ay, birlikte yetiştiremeyeceğim, yapamayacağım çocuklar. Bir büyük bir stres içerisinde. Kesinlikle. Çocuklarla konuşurken stresli, ben anne babalarla daha çok stres konuşmuş oluyorum. Çünkü anneler işte programını ona göre ayarlıyorlar. Çocuğun işte sınavı, özel öğretmeni, okuldaki performansı, arkadaş ilişkileri. Biz yetişkinler daha çok stres oluyoruz çocukların o sınav evet, dönemlerinde. O koşturma sürecinde. Aslında belki de bazen onlara taşıyamayacaklarından fazla da yük verildiğini düşünüyorum ben de. Çünkü bir mesleki olarak karar vermeleri gerekiyor zaten ilerisi için, ne yapmak istediklerini anlayabilmek için. Evet. Ama bir de bu süreçte bu döneme hazırlanmak için ekstra yük alıyorlar. Evet, yani meslek seçmek çok büyük bir şey gerçekten. Yani büyük, kendiyle ilgili ciddi bir karar veriyor insanlar henüz 17 yaşındayken. Anne babalar çocuklarla ilgili o kadar çok kaygı duyuyorlar ki, çocuklar bir sınav kaygısını yaşıyorlar, iki anne babalarının kaygı gömleklerini giymiş oluyorlar. Evet, şimdi anne babalar klinikte şey diyor, ay Tuğba Hanım, biz çocuğun yanında hiç stres olmuyoruz. Hiç ona işte kaygımızı belli etmiyoruz. Ona beklentimizi şey söylemiyoruz, hani ay oğlum, seni de özel okullarda okuttuk, şunu yaptık, bunu yaptık, sen de şöyle dikkat et falan demiyoruz diyorlar. Demiyorlardır da eminim. Ama çocukların anne babalarının ne hissettiklerini anlaması için konuşmanıza gerek yok. Onların böyle antenleri var çocukların. Gerçekten kesinlikle. Antenleri var ve anne babanın ne söylemek istediğini anne baba söylemeden almış oluyor zaten. O nedenle anne babanın tek motivasyonu benim ailemin mutluluğu ve çocuğumun mutluluğu şeklinde olmalı.
Peki meslek seçimine müdahale etmeliler mi sence? Bu da çünkü çok tartışılan bir dönem aslında. Çocuk başka bir meslek seçmek istiyor ve anne ve baba işte senin için aslında gelecekte bu doğru olmayabilir, sonradan pişman olabilirsin diye müdahale edebiliyor ama hep şöyle düşünürüm, yani etrafımda da çok arkadaşım olduğu için bunu söylüyorum. Sanıyorum sevmediğin bir meslekte çalışmak çok zor olsa gerek ve belli bir yaştan sonra da bunu değiştirmek yine daha da zorlaşıyor süreçle birlikte. Evet, çok çok daha zorlaşıyor. Pilot olmak isteyen bir yakınım hakikaten. Çok başarılı da bir çocuk. Pilot olmak isterken bütün gençliği boyunca ailesi işte kendi kaygıları nedeniyle çocuğu işte akademisyen olmaya ikna ediyorlar. Elektrik elektronik okuyor. Sonra hakikaten şu an Türkiye'nin en önemli teknik okullarından birinde profesör olacak. Ama hala evde, yani böyle 40 yaşına yaklaştı. Hala evde uçak simülasyon oyunlarıyla ilgileniyor. Bunu benzer klinikte de çok fazla şey görüyoruz. Çocukların ne istediğini yaptıkları matematik ve Türkçe sayısına göre değil, karakter özelliklerini oluşturan donelere göre karar veriyor olmak lazım. Bizde rehberlik birimi maalesef şöyle çalışıyor. Matematiğin mi iyi, Türkçen mi iyi? O zaman sen eşit ağırlıkçı ol. O zaman sen işte fen bilgini iyi. O zaman sen işte sayısalcı ol, mühendis ol. Böyle değil. Kişinin çocukluk yıllarında kendisiyle ilgili kurduğu hayali ele almak gerekiyor. Bir, çocuğun idealize ettiği karakteri, örnek aldığı, ergenliğinde örnek aldığı kişileri, dayı, hala, işte bir kitap yazarı, kimse, o karakterleri ele alıyor olmakta fayda var. Yani evet, çalışırsa fizik de yapar, çalışırsa matematik de yapar. Bunlar önemli. Hani zihninin, zekasının neye yatkın olduğu önemli ama bence bunlardan daha önemli olan çocuğun idealize ettiği karakter nedir? Kendiyle ilgili kurduğu hayal nedir? Ve çocuğun idol olarak gördüğü karakter özellikleri neler? İşte Ahmet amcasını, Mehmet dayısını, Berkcan komşusunu kimi örnek alıyorsa bu aldığı örneği karışımıyla birlikte ve yatkın olduğu zekasının yatkın olduğu şeyi, veriyi de ele alarak yönlendirme yapmak gerekiyor. Biz de anneler genelde şey yapar. Ay ben çocukken çok psikolog olmak isterdim. Çocuğum da psikolog olsun. Evet. Ay, ben eczacı olmak istiyordum, olamadım ama çocuğum eczacı olsun. Gerçekleşmeyen hayallerimizi belki değil mi onlarda görmek, yaşamak istiyoruz ama evet, bu ne kadar doğru tartışılır. Tabii çok küçük çocuklara bir ekstra bir gömlek giydirmek. Yani çocukları bazen anne babalar kendi uzayan parçaları gibi görüyor. Evet, o size benziyor. Kaşı gözü size benziyor. Ama sizin parçanız değil. Ayrı bir birey. Sizin genetik mirasınızı taşıyor. Sizin eğitiminizle büyüdü. Ama bambaşka birisi o artık. Kesinlikle ve sanırım biraz yeteneğimizin de tabii olması gerekiyor ama kendimizi mutlu hissettiğimiz işte zaten başarılı olabiliriz. Evet, görüyoruz şimdi bunu. Çok teşekkür ederim. Evet, yönetmenim kapatman gerekiyor artık diyor. Bana kalsa daha bir saat daha sohbet edebilirim ama kapatmamız gerekiyor bugün. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi geldiğin için, haftaya seninle başlamak gerçekten çok keyif oldu. Benim için de, ekip arkadaşlarım için de öyle. Bu keyifli sohbet için ben teşekkür ederim. Güler yüzünüz ve en kısa zamanda tekrar bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Onun da sözünü alalım çünkü soracağımız daha çok soru var. Yarım kalmış gibi hissediyorum. Evet, aynen, tamamlayamadık şimdi. Çok teşekkürler Tuba. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bugün biz haftaya uzman klinik psikolog Tuba Kaplan Hanım ile başladık. Kendisinin güzel bilgilerinden faydalandık ve kendisi bize dedi ki mutlu olmak yaşam ömrünü uzatıyor efendim. O yüzden hepinize mutlu haftalar diliyorum. Umarım çok harika bir haftanın başlangıcını yapmış oluruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.